Türkistan Birliği oluşacak. Ve hiç kimse bundan sonra ne terör çıkarabilecek, ne anarşi yapabilecek, ne Müslüman kanı dökebilecek, ne etrafa meydan okuyabilecek. Tek güç Türkistan Birliği olacak. Yani dünyanın en büyük devleti, Amerika'dan da, Rusya'dan da, Çin'den de daha büyük, süper de, tek devlet olacak. Onlara kıyasla daha küçük devletler haline gelecekler. Bölgede bir birlik oluştuğunda zaten bütün bölge ülkeleri için vize ve pasaport kalkacaktır. Suriye içinde olacaktır, Irak içinde olacak. Hatta Fas, Tunus, Cezayir, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan bütün bu ülkeler için olacaktır. Böyle bir şeyin olması demek Amerika'nın bölgede terör korkusundan tamamen kurtulması demektir. Yani teröre harcadığı bütün harcamaları kaldırması demektir. O zaman onu kendi ekonomisinde kullanacak. Şu an muazzam bir genç insan gücünü Afganistan'da, Irak'ta ve dünyanın birçok yerinde kullanıyor Amerika. Güvenlik açısından. Evet. Ve muazzam bir silah harcaması ve muazzam bir personel harcaması yapıyor. Bunların hepsi kalkar. Türkistan Birliği buradaki güvenlik konusunu kökünden halleder. Ve terör diye bir şey yeryüzünden silinir. Öyle bir şey kalmaz. Yani, bunu Amerika ister. Dolayısıyla Rusya da ister. Tabii. Türkistan Birliği oldun mu teröristleri zaten bulamazsın. Yani arasanı bul. Yani evet. Dur demeye bile vaktimiz olmaz. Yani siz ne yapıyorsunuz demeye bile vaktimiz olmaz. Zaten buhar olur onlar. Türkistan Birliği oluştuğunda öyle bir konu kalmaz. Evet. Yani daha kokusunu aldılar. Şu andan bile titremeye başladılar. Daha kokusunu alınca bile. Evet. Güç apayrı bir şeydir. Yani birlik ve beraberlik. Yani birbirini koruyup kollayan koskoca İslam ve Türklük alemi. Yani hangi güç buna dayanabilir? Kim kafa tutabilir yani? Allah'ın ordusu yani. Herkes diz çöker. Kim yamukluk yaparsa. Yani tahayyül dahi edemez. Tahayyül değil yapmak kafasına dahi geçiremez. Yani zannediyor ki mesela Türkistan Birliği olacak. Ondan sonra bu adamdan uğraşılacak zannediyor. Zaten öyle bir adam bulamazsın öyle bir ortamda. Evet.